Türkiye'nin televizyon EGTV ekranlarına hoş geldiniz. Dünden bugüne konu başlıklarımızı açacağız birazdan. Ama ben yayınıma başlamadan evvel içinde bulunduğumuz günlerin ehemmiyetine vurgu yapmak istiyorum. 106 yıl önce Çanakkale zaferleri öyle hani kolaylıkla anlatılabilecek bir zafer değil. Hem deniz muharebesi hem kara muharebesi ve bir yıl süren bir mücadele sonunda kazanılan, elde edilen bir kazanım var, bir mücadele sonucu var. O yüzden de hani sadece bir günü 18 Mart'a sığdırmayı da doğru bulmuyorum. İçinde bulunduğumuz şu günler gerçekten 106 yıl öncesini düşünerek değerlendiriyor olmamız lazım diye buradan tüm şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anmak istiyorum. Özellikle de Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını da saygıyla, minnetle ve rahmetle anarak yayınıma başlamak istiyorum. Efendim konu bizim yıllar önce 2014 yılında yollarımızın kesiştiği Kırsal Turizm Derneği Başkanı Sayın Nedim Zurnacı. Hoş geldiniz başkanım, nasılsınız? Merhaba Fatma Hanım, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Evet. Şimdi başkanım, az önce bahsettim, 2014 yılında bizim Anadolu Kervanı Derneği olarak hazırladığımız kırsal kalkınma ve kırsalda ekoturizm diyerek başlattığımız çalıştayımızda sağ olun. Ya, o gün bizi kırmadınız, yanımızdaydınız, bizleri bilgilendirdiniz. O gün katılımcı olanları bilgilendirmiştiniz. Şimdi o gün baktığımızda kırsal turizm derken hani daha yeni yeni insanlarda bu kavram oluşuyordu. Ama bugüne baktığımızda gerçekten artık bununla ilgili güzel çalışmalar var. Öncelikle bize bir Kırsal Turizm Derneği'nden bahseder misiniz? Fatma Hanım, Kırsal Turizm Derneği'ni 2007 yılında kurduk biz. Merkezimiz Manisa. Tabii ki yola çıkarken mesleğim ziraat mühendisiydi. Bulunduğum bölgede daha farklı gelir kaynakları sağlanabilir mi çiftçilerimize diye düşünürken bir gün Tekeroğlu köyünde Marmara Gölü kenarında bir grup turistler rastladım. Amerika'dan gelmişler ve şaşırdım. Amerika'dan köyleri gezmeye gelmişler. 7-8 kişilik bir grup. O zaman anladım ki orada sadece tarım ve hayvancılık değil, daha farklı bir hazine var. Ama biz bu hazineyi göremiyoruz. Dolayısıyla kırsal turizm uzmanlığı da hem tarımı, hem hayvancılığı, hem ormanları, hem geleneksel mimariyi, kırsal mirasımız olan somut olmayan kültürel mirasımız, el sanatlarımız, sözlü geleneklerimiz ve bunun yanında kırsal etkinlikler ve kırsalda yapılabilecek olan aktiviteleri de barındıran o bölgedeki tamamen sosyal, kültürel hem de çevre olarak bütün kaynaklar kırsal kalkınmanın bileşenlerini oluşturduğunu o gün anladım. Tabii ki biz yıllarca hep tarımsal kalkınmayı kırsal kalkınma olarak hep algıladık. Oysa tarımsal kalkınma sadece tarımsal verimin birim alan üzerinde yüksek verim alınmasıydı. Kırsal kalkınma ise daha farklı bileşenlerin de içinde olduğu, hem tarım, hem kırsal sanayi, hem kırsal turizm, bütün bu bileşenleri içeren bir kavramdı. Bu da yavaş yavaş Türkiye'de anlaşılmaya başladı ve Avrupa Birliği'ne adaylık sürecinde de Avrupa Birliği'nin verdiği hibelerle de yeni yeni tesisler kurulmaya başladı. Dolayısıyla gelişmeler hızlandı. Biz de Kırsal Turizm Derneği olarak topluma bir öncü olalım ve bu konuda çeşitli Avrupa Birliği projeleriyle edindiğimiz tecrübeleri hem yöneticilere, hem yereldeki idarecilere, hem de girişimcilere, çiftçilere anlatabilmek için oluşturduğumuz bir dernek. Yaklaşık 115 kişiyiz Türkiye genelinde derneğimize gönül veren insanlar. Bunlar tabii ki akademik seviyede ve girişimci olarak derneğimize katkıda bulunuyorlar. Dolayısıyla dernek olarak hem yerel çalışmalar, hem bölgesel, hem ulusal, bir de Avrupa Birliği projeleriyle de uluslararası bir boyutu olan bir sivil toplum kuruluşuyuz. Evet.
Şimdi aslında dünyaya baktığımız zaman belki de biz bu kırsal turizmi en geç algılayanlardanız. Çünkü Avrupa'da hakikaten ekoturizm dediğimizde, agroturizm dediğimizde çok ciddi, çok güzel çalışmalar var. Hatta bilinçli çalışmalar var. Peki kırsal turizm dediğimiz zaman ne anlamamız lazım? Hani içerisine ekoturizmi koyuyoruz, agroturizmi koyuyoruz, gastronomi girdi. Yani o da bununla beraber bir bütünlük. Yöresel ürünler turizme dahil oldu. Nedir bu kapsam? Evet, şimdi şöyle bir çerçeve çizebiliriz. Kırsal turizm bir şemsiye. Bu şemsiye içerisinde tabii ki tarım turizmi, çiftlik turizmi, köy turizmi de var. Ekoturizmi de barındırıyor. İnsanların doğal ortamlarda dinlenmek veya değişik kültürlerle bir arada olmak amacıyla bir kırsal yerleşmeye gidip orada günübirlik veya konaklama yaparak o yöreye özgü etkinlikleri izlemesi ya da katılmalarıyla gerçekleşen bir turizm türü, kırsal turizm. Yani kırsal alanlar sadece tarım yapılan bir alan değil. Kırsal alanlar hem sosyal, hem çevre, hem kültürü barındıran ekonomik bir bütünlük. O nedenle kırsal turizm bir şemsi olarak algıladığımızda bunun içerisinde tabii ki tarım turizmi önemli bir boyuta ulaştı. Özellikle insanlar günümüzde şehirde bulamadığı lezzetli ürünleri artık çiftliklere giderek direkt üreten ellerden almak istiyorlar. Doğal şekilde üreticilerden almak istiyorlar. Dolayısıyla hafta sonları özellikle kahvaltı mekanları olsun, yine yöresel mutfakların ön planda olduğu kırsal bölgelerdeki girişimciler yeni yeni şehirdeki insanlara kendi yöresel lezzetlerini, kendi ürettikleri ürünleri taze bir şekilde şehirdeki insanlara yerinde sunmaya başladı. İşte bu tarım turizmini anlatıyor aslında. Yani insanlara bu ürüne ulaşmak için üretildiği yerlere gidiyorlar. Oradan satın alıyorlar. Tabii ki bunun içerisinde kırsal bölgelere çıktığında ıslak bir toprağın taze kokusu, temiz hava, çevredeki kuşların cıvıltıları, ziyaretçileri doğaya aşık olmasını sağlıyor. Tabii ki şehir içerisindeki koşuşturma, trafik ve kış şartlarındaki o kirlilikten dolayı insanlar kırsala gitmeyi özlüyorlar. Özellikle hafta sonlarında büyük bir deşarj sağlıyor insanlar için. Dolayısıyla yavaş yavaş kırsal turizm ve çeşitleri konusunda algı çok farklılaşmaya başladı. Evet. Ben hep aslında bunu şöyle ifade ederdim. Bir dönem göç ettiğimiz yerlerin şu anda kıymetini anlıyor olduğumuz durumlar veya işte kıymete bindirdiğimiz durumlar. Mesela ben bazen bakıyorum böyle işte turizme yönelik işte köyler inşa ediyorlar falan. Ama zaten bizim diyorum ben hali hazırda bir köylerimiz var. Yani bu mevcut köylerimizin önce bu desenini oluşturuyor olmamız lazım. Harici böyle hani değişik eko köyler, ekolojik köyler falan bunlar kuruluyor bilmiyorum ama yani hani onu soracağım. Siz nasıl gözlemliyorsunuz? Tabii bizim dernek olarak da amacımız köylerde, kasabalarda özellikle kaybolmaya başlayan kültürel mirasımızın, geleneksel el sanatları, doğal güzelliklerin, tarih eserlerin korunarak kullanılması gerekir. Bu nedenle tarım turizmi olsun, çiftlik turizmi, ekoturizm ve köy turizmi bunu sağlayabiliyor. Ve özellikle tarım ürünlerinin sağlıklı üretimi, ambalajlanması, pazarlanması konusunda da bu yerel halkın bilgilendirilip gelir imkanlarının artırılması lazım. Maalesef yukarıdan aşağıya bir bakış açısı değil de aşağıdan yukarıya doğru bir yaklaşım içerisinde bulunmamız lazım. Kırsaldaki insanlarımızın direkt kendilerinin bu iş içerisinde olması gerekiyor. Yani gelsin birisi bizi kurtarsın veyahut da köyümüzde fabrika açılsın, biz kalkalım diye bir şey yok. Özellikle yerel halkın katılımı gerekiyor. Ve bireysel fayda yerine toplumsal faydanın
ön plana çıkması gerekiyor. Yani biz bir ekoturizm köyü kuralım. İşte o köyde hızlı bir şekilde insanları kalkındıralım deyip tepeden inme değil, tamamen yerelden bir kalkınmanın sağlanabilmesi için o insanların buna inandırılması gerekiyor. Her köyümüzün farklı özellikleri var. Kendine özgü karakterleri var. Kendine özgü ürünleri var. Kendine özgü tarihi var. Deyimleri var, şiirleri var. Halk oyunları var. Doğum adetleri, nişan, düğün adetleri var. Dolayısıyla halk hekimliği var. Dokumacılık var. El sanatlarının değişik bakır olsun, keçecilik olsun, bunun yanında ağaç işleri, telkari, çömlekçilik gibi bu sanatların o bölgede hangisi ön plandaysa bunlar üzerinde çalışılması gerekiyor. Yani tek boyutlu bir çalışma değil. Multidisipliner bir konu kırsal turizm. Turizm de aynı şekilde öyle. Kırsal turizmde de çok detaylı araştırmaların, analizlerin yapılarak oradaki insanlara sahip olduğu varlıkları kalkınmada nasıl kullanabilecekleri anlatılması gerekiyor uzmanlar tarafından. Daha önce bakanlıklar ve illerdeki, ilçelerdeki taşra kuruluşları bunları yapıyordu. Şimdi artık büyük şehirlerle beraber yerel yönetimler de bu kırsal alanların kalkınmasında ön plana çıkan çok güzel projelerde hayata geçirebiliyor artık Türkiye'de. Evet. Aslında bu projeler, bu çalışmalar aynı zamanda kültür aktarımını da sağlamıyor mu? Sonuçta yani kültür dediğimiz zaman bizim yaşam biçimimiz, yaşam şartlarımız, yaşam standartlarımız. Ama tabii yaşam standartlarımız derken de konforumuzu tamamen bu sistemin içerisine sokmak mıdır? Yani bir şeyleri yanlış mı anlıyoruz acaba? Şimdi maalesef şehirde ne varsa köyde de o olsun mantığı mümkün değil. Tamam, teknolojik olarak bir alet, buzdolabı olsun, internet olsun, çamaşır makinesi olsun. Ama betonarme yapıyı işte köye taşımayalım. Oranın geleneksel mimarisi, kültüründe taş varsa, ahşap varsa o kırsalı, o küçük yerleşim birimi olan köyün yaşam biçimi o şekilde devam etsin. Aksi takdirde biz şehirde betonarme yapılar var, bunu kırsala da götürelim dediğimizde inanın ki geleneksel mimarinin bozulmasıyla oradan köyün sahip olduğu ortak alanlar var. Bunlar tabii ki cami başta olmak üzere okul var, balt ormanlık alanları var ve harman yerleri var. Bunlar da tek tek elden çıkıyor ve köylerimizde bugün sahip olduğumuz maalesef çocukların artık genç nesillerin şehirlere taşınmasıyla okullar kullanılamaz durumda. Ve bu donatılar kullanılmayınca maalesef yıkılıyor. Ve bunların yerine inşa edilecek olan binalar şehirdeki gibi binalar olunca oradaki çehre tamamen değişiyor. Bu sefer yolunu da beton istiyorlar, asfalt istiyorlar. Yani taş kaplamaysa taş kalmalı. Köyde hayat o şekilde bir şekilde parke taşlarıyla bu tabii ki aşıldı ama o doğal doku maalesef bozuluyor. Bunu da önlememiz lazım. Aksi takdirde bu kırsal mirasımız yok olur. Evet. Özellikle de şimdi köylere dönüp baktığımızda, kırsal alanlarımıza dönüp baktığımızda gençlerin olmadığını gördüğümüzde tabii ki buna da üzülüyoruz. Şimdi şu soruyu sormak istiyorum size. Kırsal turist, mesela hani turist denildiği zaman hep böyle insanlardaki algı elit gibi olur ya. Kimlerdir bu kırsal turistler? Evet, kırsal turist deyince öncelikle temiz hava isteyen, sakin ve huzurlu yaşam tarzını seçen kişiyi anlamamız lazım. Bunlar tercih ediyorlar kırsalı. Diğer turistlerle karışmak istemiyor. Sadece alanın bugünlü değil,
geçmişi hakkında da bilgi edinmek istiyor. O bölgenin tarihi, kültürünü öğrenmek istiyor. Ve geçici olarak da olsa günübirlik veya konaklıyorsa kaldığı süre içerisinde o yörenin bir parçası olmak istiyor. Yani orayı benimsemek istiyor. Geleneksel kültürünü ve oranın yaşam biçimine özlem duyuyor. O yörenin ürünlerini talep ediyor daha çok kırsal turistler. Dolayısıyla tabii ki bunlar biraz daha eğitimi yüksek, ekonomik yönden de biraz daha durumları iyi olan kişiler, kırsal turistler. Bunları da yaş gruplarına göre baktığımızda dörde ayırabiliriz. Yaşlı turist dediğimiz 60-75 yaş grubu. Bunlar hem zamanı bol hem de mümkün mertebe parası da paraya da sahip, ekonomik durumu da iyi kişiler bu yaşlı turistler. Genç ve orta yaş turistler de 18-30 yaş genç turistler. Bunların zamanı fazla yok. Paraları da, bütçeleri de düşük. Ama hafta sonu da olsa cuma, cumartesi, pazar yani kısa sürede tatil yapmayı düşünen ve bu şekilde kırsala giden genç bir grup da var. Bunlar tabii ki konfor aramıyorlar. Biraz daha ucuz konaklama, bungalov evler, çadır, kamp gibi yerleri de tercih edebiliyorlar. Orta yaş grubu ise 31-45 yaş grubu kişiler. Bu orta yaş grubu da fırsat bulduğunda özellikle hafta sonları farklı mevsimlerde kırsalda bu doğal güzellikleri, manzara seyretmeye ve kırsalın yöresel ürünlerini yemeye, oradaki gelenekleri ve oradaki ritüelleri yaşamak isteyen gruplar. Aileler var, üçüncü grup, çoluk çocuk, ebeveynle beraber hafta sonları bir lokantaya veya bir kırsala gidip bir kahvaltı mekanında çocuklarıyla kırsalın havasını solumak isteyen, o toprağın taze kokusunu ciğerlerine çekmek isteyen aileler de tercih edebiliyor. Bir de kırsala ve doğaya özel ilgileri olan özellikle yürüyüş grupları, bisiklet sporcuları, motor sürücüleri, bunlar da kırsaldan faydalanan ve sürekli olarak kırsalı tercih eden turist grupları. Evet. Şimdi şunu sormak istiyorum. Sahada olduğum için, kendim gözlemlediğim için. Şimdi kırsal turistlerle kırsal turizmciler birbirleriyle uyumu, bunu da konuşmak istiyorum. Mesela evet, kırsal turistlerimiz geliyorlar kırsal alanlara, mesela oranın doğasından veya işte yöresel üründen faydalanmak üzere, havayı teneffüs etmek üzere, ama şimdi turizm işletmecilerine karşı da hani bunu, çünkü şikayetlerini alıyorum ben. Bazen ya fazla agresifler veya fazla benciller, öyle söyleyeyim. Çünkü zaten bulundukları ortam doğal ortam. Yani orada her şey dakikalık, hemen önümüze gelecek değil. Zaten oranın havasını teneffüs için gidiyor bu insanlar. Ama böyle bir uyumsuzluk olduğunu gözlemliyorum. Mesela gelen turistlerde bulundukları doğal ortamı korumak yerine daha fazla dağıtıp talan edip gidenleri de görüyorum. Aynı zamanda bu turizmden faydalanırken endemik bitki türlerimizi de korumamız gerekiyor. Doğayı da korumamız gerekiyor bizim. Hani bu uyum nasıl sağlanacak? Evet, o konuda özellikle şehirdeki insanlarımız kırsala gittiğinde biraz hor kullanıyorlar. Yani bisikletin tekerleğini veya motorun tekerleğini oradaki bir endemik tür olan bitkin üzerinden, çiçeğin üzerinden geçirmemesi lazım. Ona dikkat etmesi lazım. Fakat kırsaldan faydalanırken ona zarar verdiğinin farkında olmayan bir kitle de var. Bunun da mutlaka çeşitli sosyal medya yoluyla, çeşitli kampanyalarla, özellikle kamu kuruluşlarının veya sivil toplum kuruluşlarının, meslek odalarının bu uyarıları yapması lazım. Mutlaka ekoturist
diyebileceğimiz ekoturizmi tercih eden turistlerin bilinçli kişiler olarak tanımlanıyor. Ama bizde bilinçsiz kişiler de bu turizmi seçtiğinde ona uygun davranmayabiliyorlar. Dolayısıyla bir kontrol mekanizması kurulması lazım. Kırsal turizm veya ekoturizm bir yerde geliştirilince bırakılmaması lazım. Önce planlama, sonra geliştirme ve daha sonra da yönetilmesi gerekiyor. Yönetmeyi bu konuda bizim eksikliklerimiz var. Yönetici mantığımız biraz zayıf. Yani bir bölgeden sorumlu olan kamu kurumuysa o bölgedeki bir sivil toplum kuruluşundan, o bölgedeki bir meslek odasından bu konuda destek isteyebilir. Yani kamu kurumunun bazen eksik kaldığı yerde oradaki yerel örgütler devreye girip onlara yardımcı olabilir. Bu konuda o köydeki insanlardan bir koruma ekibi oluşturulur ve o insanlara eğitimler verilir. Onlar otokontrol sistemiyle bu sistemi sürekli kontrol edip kamuyla olsun veya diğer kurumlarla irtibatı sağlayıp günümüzde artık bunlar çok hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Dolayısıyla yereldeki insanlara bundan faydalanıyorsa yereldeki insanlar da korumada görev alacak. Çünkü oradaki gelirin, oradaki gelişmenin sürekli olabilmesi için sürdürülebilir olması için korumak gerekiyor. Zaten koruma kullanma dengesi diyoruz. Ekoturizmde de böyle, turizmde de böyle. Eğer biz orayı bitirirsek, o kaynağın bitirilmesine göz yumarsak veyahut da bana ne dersek, bu orada yaşayan önce bize dönüyor. Biz burada gelirimiz bitiyor, tükeniyor. Dolayısıyla önce oradan faydalanan, ikamet eden insanlar arasından bunlar oluşturulması lazım, otokontrol sistemleri. Bu konuda da kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliği yapması şart. Kesinlikle. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Çünkü hani o uyum sağlanmazsa gerçekten hani proje amacına ulaşmıyor zaten ya da ulaşmada evet, sıkıntı yaşanıyor. Evet. Turizmi dediğimiz zaman veya çiftlik turizmi dediğimiz zaman ne anlamamız lazım? Mesela hani çiftlik denildiği zaman hani çiftlikler gelir ya aklımıza, ördeklerin, kazların, tavukların, işte küçük baş hayvanların, büyük baş hayvanların olduğu bir çiftlik hep akla gelir. Bu mudur çiftlik turizmi? Şimdi tarım dediğimiz zaman bu kırsal turistler özellikle seyahate bir tarım ürününe ulaşmak amacıyla çıkıyorlar. Yani ister hafta içi olsun ister hafta sonu olsun oradaki tarımsal üretim ürünler hakkında arazilerden ve çiftçilerden çeşitli bilgiler alıyorlar ve bunu o ürüne ulaşıp evine getirip tüketmek amacıyla bunu gerçekleştiriyor bu seyahatini. Ama çiftlik turizminde ise temel olarak küçük çiftlikler olmak üzere ve çiftliklere ek gelir sağlamak için bağ, bahçe, tarla, kümes veya balık çiftliği, bu alanlarda üretim yapanlar ve bu ürünleri işleyip mandıra gibi sütü işleyip peynir yapan, yoğurt yapan işletmeleri ziyaret etmek, onların günlük işlerine katılmak ve o çiftlik evinde konaklamayı düşünen insanların gerçekleştirdiği turizm de çiftlik turizmi olarak tanımlanıyor. Yani bir çiftlik bünyesinde artık günümüzde yapılan tarımsal üretimden sağlanan gelir girdilerin sürekli artması nedeniyle gelir azaldı. Çiftçilerin ek gelire ihtiyacı var ve çiftlik turizmi yoluyla da insanları kendi çiftliğine ziyaret etmeye yönlendirilebilir. Bunun tabii çeşitli sistematik yolları var. Ve ziyaretçiler kendi çiftliğine geldiğinde çiftlikte yetişen ürünleri, çiftliğin geçmişi, o çiftlik sahibinin geçmişten bugüne kadar yaptığı çalışmaları yerinde izlemek isteyen bir kitle de var. Bunlar özellikle Avrupa'da çok yaygın. Ülkemizde de yavaş yavaş bunların sayıları artıyor. İnsanlar gidip orada ürünün
yetiştirilmesini gözlemliyorlar ve çiftçiyle konuşarak o ürünün hikayesini dinliyorlar ve orada çiftlikte orada yetişen üründen yemekler veya çeşitli ürünlerin nasıl yapılacağı konusunda bilgi alıyorlar, tadım yapıyorlar ve bu da insanlara çok büyük zevk veriyor. Lezzet daha farklı oluyor ve o bölgenin tarihini öğreniyorlar, o bölgenin kültürünü öğreniyorlar ve insanlar eve döndüğünde bu deniz, kum, güneş gibi değil, mutlaka hard disklerinde, kafalarında bir şeyler kayıt haline gelmiş ve etkilenmiş şekilde insanlar tatillerini sonlandırıyorlar. Evet, daha dolu, daha donanımlı oluyorlar. Peki sizi de sormak istiyorum. Çiftlik turizmine başlayacak olanlar ilk önce neyi takip etmeleri lazım, ne yapmaları lazım? Şimdi tabii öncelikle çiftliğin bulunduğu lokasyon önemli. Yani o bulunduğu bölgede ne gibi avantajlar var, neler var? Yani su kaynağı var mı? Veya ormanlık bir alan var mı çevrede, bölgede? Tarihi bir geçmişi var mı o bölgenin? Ve o bölgede yaşayan, uzun yıllardır yaşayan halkın kültüründe, geleneğinde neler var? El sanatları neler? Bunlara bakılması lazım. Öncelikle çiftçi buna karar verirken ve çiftliğe gelecek konuklarına sunmak için ne üretiyor, neler üretebilir, bunları önce irdelemesi lazım. Ve hangi aktiviteleri yaptırabilir çiftliğinde, tanıtımını nasıl yapabilir, hedef kitlesi kimlerdir, yani yaşlı turistler mi, biraz önce bahsettik, çocuklar mı, genç turistler mi? Onların özelliklerine göre çünkü oradaki etkinliklerini planlaması lazım. Örnek verirsek turistik eğitici çiftlikler var Avrupa'da. Evet. Sadece tarımsal eğitim veriyorlar okul çocuklarına, gençlere. Bunlar tabii ki önce çocukların gözlemlemesi, keşfetmesi, deneyimlemesi ve beslenmede nelere dikkat etmesi gerektiğini ve okulda gördüğü derslerle koordineli olarak birbirini destekleyen öğrenme metotları ve sonunda da o çiftlikte eğlenmeyi de içine alan 5+1 bir özellikle tam donanımlı olarak çiftlikte güzel bir vakit geçiriyorlar. Hem eğitici, bilgilendirici, eğlendirici, keşfedici çalışmalar yapınca çiftliğin de ona göre donanım bunu gerçekleştirmesi lazım. Bu şekilde mükemmel müşteri hizmetiyle de çiftçiler başarılı olabiliyorlar. Onun için öncelikle tabii ki bu işi yapmak isteyen çiftçilerimizin kişisel olarak kendini değerlendirmesi gerekiyor, aile olarak. Yani aile olarak bu konukları, farklı kültürlerden insanları karşılamaya olumlu mu bakıyor, olumsuz mu bakıyor? Yabancıları ağırlamaktan hoşlanıyor mu, hoşlanmıyor mu? Evinin bazı özel yaşam alanlarını konuklarıyla paylaşabilir mi, paylaşamaz mı? Ve çiftliğin giderlerini saptama ve yönetme konusunda başarılı mı? Çeşitli konaklama mekanlarının ve turistlerin kullandığı alanların temizliğini kendisi yapabilecek mi? Bunun için itina gösterebilecek mi? Tabii bu soruların tümüne evet deniyorsa başarılı bir tarım turizmi, çiftlik turizmi yapılabilir. Ancak bazı sorulara hayır yanıtı verilmişse bu konuda biraz daha eğitim alması lazım. Veya bu işi yapan kişilerle konuşması lazım. Ancak buradaki soruların tümüne hayır cevabı veriliyorsa bunu yapıp yapmamasını düşünmesi lazım. Dolayısıyla tamamen hem kendini analiz, hem bulunduğu bölgeyi analiz, çiftliğini analiz, bunların bütün analizleri yaptıktan sonra karar vermesi gerekiyor çiftçilerimizin. Evet, peki çiftlik turizminde ne sunulur? Ya da şöyle sorayım, hani evet çiftlik turizminde sonuçta süt ve süt ürünleri geliyor bizim genelde aklımıza ama hani bu mudur? Bu mudur etken? Çok, bu tabii ki var, ürünler var ama mesela bir dinginlik, bir çiftliğe gittiğinizde bir sessiz, sakin bir ortam vardır.
rüzgar esiyordur, bir patika yol vardır, o çiçeklerin kokusu vardır. Bir dinginlik duyarsınız, temiz hava. Akşam kalmışsanız bir yıldızlı gökyüzünü daha parlak görebilirsiniz. Kalabalıktan, trafikten uzak ve gürültü yok. Yani bir yalnızlık duyuyorsunuz orada. Güzel bir manzara, vahşi bir yaşam, doğal bir çevreyle karşılaşıyorsunuz. Özgünlük, her çiftliğin özgünlüğü farklıdır. Egzersiz yapıp orada formda kalabiliyorsunuz. Zihinsel olarak kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz. Oradaki bitkileri büyütme konusunda, çiftlik hayvanlarını besleme, sevme insanlara değişik hisler veriyor. Bir ayakkabısını çıkarıp, çorabını çıkarıp toprağın üzerinde yürümesi, çimlerin üzerinde yürümesi, tamamen insan vücudundaki elektriği atması bile insanı müthiş derecede rahatlatıyor. Dolayısıyla o yöreye özgü bir tadın yaptığında, bir ürünü tattığında ve o yiyeceklerin nasıl üretildiğini ve nasıl ne gibi zahmetler çekildiğini yerinde görmesi insanları tabii ki hiç beklemediği şekilde sadece oradan bir ürünü tadarak veya alarak değil, oradaki havayı teneffüs ederek, oradaki daha farklı canlıları, doğadaki canlıları izleyerek, onların yaşam biçimlerini görerek ve oradaki şehirden farklı bir havayı teneffüs etmesi o çiftliğin turiste sunduğu hizmetler sonuçta. Bunları tabii insanlar baştan düşünmüyor ama gidip geldikten sonra oh be rahatladım diyor. Yani şehirde dört duvar arasında veyahut da AVM'lerde yoğun şekilde elektrik ve gürültüden iyice bunalan insanlar hafta içi olsun, hafta sonu olsun bir yere çıkıp bu elektriğini boşaltmak istiyor. Ve çiftliklerde, kırsal alanlarda bunun için en muhteşem yerler. Onun için tüketicilere özellikle öneriyoruz, mutlaka bir aile çiftçiliği yapan bir çiftçiye gidin. O çiftçiden yetiştirdiği ürünlerden talep edin. Ve onların da yerinde bu ürünlerini satması ve siz de satın alarak onları desteklemiş olursunuz ve onların üretime devam etmesini sağlamış olursunuz. Aksi takdirde tabii ki büyük marketlerden bugün ihtiyaç karşılanırken çok uzaklardan, belki yurt dışından ürünler geliyor. O zaman da biz diğer ülkelerin çiftçilerini desteklemiş oluyoruz. Bu pandemi bize gösterdi ki önce bulunduğumuz bölgedeki çiftçilerimizin üretimi bizi kurtaracak. O çiftçilerin ürünü bizi besleyecek. Aksi takdirde bir dünya çapında başımıza bir savaş veyahut da çeşitli işte petrol olsun, enerji kaynaklarında olsun, doğalgaz olsun, bunları karşılayamadığımızda en yakınımızda kişiler bize destekleyecek. Ama bugün köyler boşalırsa, kırsaldaki nüfus hızla 50 yaşın üzerine çıkmış ve yaşlanma devam edip üretimden çekilirse ve insanlarımız zincir marketlerden haftanın 7 gün alışveriş yaparsa, biz çiftçimizi, yereldeki çiftçimizi yaşatmamız çok zor. Onlar en yakın köylerdeki, kasabalardaki, şehirlerdeki insanların ürünlerini tercih etmesiyle ancak yaşamlarını sürdürebilirler. Evet. Ama şimdi 3 tane nokta sıralayacağım hocam. Yani başkanım şöyle. Duyabiliyor musun sesimi? Bir kesilme oldu, duyamadım. Evet. Şimdi son zamanlarda bizim çok fazla duyduğumuz çiftlik hayvanlarını bırakın. Biliyorsunuz artık bu yurt dışındaki makalelerde de var. Bizim ülkemizde de yüksek sesle çıkmaya başladı. Bu bir. İkincisi, köylerimizde evet gençlerimiz kalmadı. Ters göçü pandemiyle beraber, çünkü acaba göçler geri gelir mi
diye söyledik. Bunu konuşmak istiyorum. Ama aynı zamanda da bütün şehirle beraber de yani şimdi çiftlikler köy dışına çıksın gibi bir kanun var, bir yasa var. Hani diyoruz ya konforumuzu da köye taşımamamız lazım diye. Hani bu üç noktaya nasıl değinebilirsiniz? Ne söylersiniz bize ya da bizi izleyenlere ne söylememiz lazım? Şimdi tabii ki büyük şehirlerle beraber yasalar değişti ve eskiden köyün içerisinde ahırı olan, ağılı olan çiftçilerimiz bunların dışarı taşınması konusunda bir uygulamalar gündeme geldi. Bu da çiftçilerimizi zorluyor. Evet. Çünkü barındığı yer, ikamet ettiği yer köyün içi. Ama hayvanları barındırdığı yer köyün dışında olursa çiftçi ikiye mi bölünecek? Yani zaten çoluk çocuğu ya okuyor ya da bir işte çalışıyor. Ailesiyle beraber ikamet ettiği yerde tabii ki şeyler, ölçekler de büyüdü. Büyüyen ölçeklerde örnek veriyorum 10 baş ve üzeri köy dışına taşınabilir mi? Ama 10 başın altı küçük aile işletmelerini, aile çiftçiliği yapan kişilerin kendi evlerinde özellikle alanlarda geniş, onların bir dönüm iki dönüm bahçeli evleri var. Dolayısıyla burada üretime devam etmeleri, burada o hayvanlarını beslemeleri ve gecelemesini kendi evlerinin ağıllarında gerçekleştirmek isteyenler var. Ama kırsal mahalle haline getirilip özellikle büyük şehirlerle ve köyleri şehirleştirerek biz üreticileri bundan vazgeçirme noktasına doğru sürüklüyoruz. Aksi takdirde hayvanını satan ve sadece tarım yaparak belli bir süre insanlar orada kalacak ve daha sonra şehre göç etmeye çalışacak ve bu da şehirlere yük ve üretimi de bıraktığında bizim için istenmeyen bir durum. Çiftçilerin kırsal alanda üretime devam etmesi gerekiyor. Çiftçi ailelerinin bunu bir şekilde çocuklarına ve diğer torunlarına devretmesi gerekiyor. Ama günümüzde ne yazık ki artık çiftçiler çocuklarını ziraat mühendisi değil, bir ne bileyim teknoloji konusunda olsun, öğretmenlik olsun, ille bir yerde sigortalı işçi olarak yerleştirmek istiyor. Niye? Çünkü miras yoluyla anasından babasından gelen arazi ölçekleri küçüldü. Bu da küçük arazilerde yeterli gelir olmayacağı için maalesef insanları şehre zorluyor. Bir de bu şekilde biz kırsal mahallelere, köylere işte pislik olmasın, sokaklarda hayvan pisliği olmasın, şu olmasın, bu olmasın diye eğer köy dışlarına taşırsak ne yazık ki bir süre sonra insanlar orada ayrı bir çoban çalıştıramaz, istihdam yaratamaz. Çiftçi zaten kendine istihdam sağlayan, kendine işini yaratarak ayakta kalmaya çabalıyor. Ayrıca bir kişiyi daha büyük işletme değil ki çalıştırabilsin. Yeterli de çoluk çocuğu yoksa bu konuda çok zorlanmalar oluyor. Onun için yetkililerin bunu bir daha gözden geçirip en azından belli bir sayının üstündeki hayvana sahip işletmelerin taşınması veyahut da taşınsa bile orada bazı önlemler alarak bu da tabii ki kooperatifleşme, yani biraz da oraya da zorluyor. Yani artık her çiftçi kendi ürettiğini katma değerini arttırıp satamıyor. Ürettiği halde taze olarak satıyor. Bu da yeterli gelir sağlamıyor. Ama kooperatifleşmeyle bunlar bir çatı altında toplanabilir. O konuda da biraz daha desteklere ihtiyaç var. Maddi, manevi, hem eğitim amaçlı. Kooperatifleşmeye de ağırlık verilirse bir nebze olsun bu sorunun çözülmesi gerçekleşebilir. Yani şimdi son dakikalardayız artık, yani Covid'in yani virüsün salgının
Küresel turizm olsa turizm sektörü üzerindeki etkisinde konuşmak istiyorum. Ne söylersiniz bize? Tabii ki COVID sürecinde en büyük zararı gören sektörlerin en başında turizm sektörü geldi. Çünkü insanların bir yerden bir yere gitmesi bunun yayması anlamına geliyor. Bu durumda öncelikle çok büyük talepler düştü ve iptaller yaşandı. Tur operatörleri olsun, seyahat ajantaları olsun, taşıyıcılar, turizm hizmetleri pazarındaki diğer katılımcılar ciddi maddi kayıplar yaşadı. Hava yolları birçok seferlerini uçaklar iptal ettiler. Ve bunu ben de canlı olarak geçen sene yaşadım. İtalya'da kızım yüksek lisans yapıyordu. Roma'ya gitmiştik 25 Şubat'ta. Ve dönüşümüz 1 Mart'taydı. Türk Hava Yolları seferini iptal etti. Bizim 2 Mart'ta iptal etti. Biz 1 Mart'ta dönmüştük. Ve orada yaşanan kargaşayı görmüştük Roma'yı gezerken. Rehberler olsun, bu turizmle geçiren insanlar ne olacağı konusunda çok büyük düşüncelere dalmışlardı. Bu COVID-19 salgın süresince tabii ki şu anda farklı uygulamalar konuşuluyor. Özellikle aşı sertifikası konuşuluyor. Ne kadar sürdürülebilir bilmiyorum. İşte HES kodları var. Ve bunun dışında tabii ki riskler hesaplanması lazım. İnsanlar kitle turizminde otellere çok fazla gitmek istemiyor. Kontrollü gidiyorlar. Özellikle geçtiğimiz sene yapılan anketler ve araştırmalar gösterdi ki yine de %50, %70 kayıplar var bu konuda turizm sektöründe. Geçen bir gazetede okudum. İspanya'da 1400 otel kapanmış. İşte dünyada 900 otelin yapımı durdurulmuş gibi çok farklı bu sektör kayba uğradı. Tabii önümüzdeki dönemde bu nasıl olacak? Belki uluslararası turizm bundan büyük zarar görecek ama iç turizm, özellikle ülke içi turizmde çeşitli önlemler alınarak bunların farklı alanlara yönlendirilmesi lazım. Biz Kırsal Turizm Derneği olarak farklı turizm mümkün diyoruz. Bu da kırsal turizmdir diyoruz. İnsanların ille farklı ülkelere gidemese de yakın bölgesindeki veya yanı başındaki bir ilde veyahut da bölgesinde çeşitli yerleşimlere, tarihi bölgelere giderek oraların doğasını, oraların coğrafyasını yerinde görüp oranın geleneksel kültürünü ve farklı lezzetlerini tadabilme imkanı var. Burada da bu COVID sürecinde kırsal turizm bundan fayda göreceğini tahmin ediyoruz. Çünkü insanlar betonarme yerlerde hele hele hafta sonları veya çeşitli karantina kapanma dönemlerinde bunu çok iyi anladı ve köylere bir akım başladı. Tersine göç aslında küçücük bir virüs sayesinde hafif hafif başladı. İnsanlar arazi arıyor, toprak arıyor. Aman bir bahçem olsun. Yarın bir gün bir şey olursa kendi tohum, atalık tohumumu ekeyim. Kendime bir şeyler beslenmek için sağlayayım. Buranın temiz havası, buranın işte dinginliği olsun. İnsanlar bunu karantina dönemlerinde daha fazla anladı. Dolayısıyla COVID sürecinde bir faydası da insanlara bunun hatırlatması oldu. Tabii ki bu virüs hastalık inşallah önümüzdeki aylarda daha hafifler, yavaşlar ve COVID sonrasına yönelik çeşitli tedbirlerin alınması lazım. Bu da yürüyüş ve bisiklet sporunun daha çok gelişeceği tahmin ediliyor. Özellikle kampçılık, çadır alanlarının geliştirilmesi, karavan turizminin yaygınlaştırılması için yerel yönetimler tarafından altyapıların hazırlanması ve insanların farklı bireysel yapabilecekleri aktivitelerin planlanması ve çeşitli operatörler tarafından bunların sunulması gerekiyor COVID-19 sonrasında. Bir de bugün yeni bir haber aldım. Aşı turizmi başlamış. Bazı ülkeler, Dubai örneğin,
işte ziyaret, aşı ve tatil paketi olarak sunuyor ve gidiyorsunuz o ülkeye, o ülkede aşınızı oluyorsunuz ve tatilinizi geçiriyorsunuz. Turizm böyle bir şey, bundan bile faydalanmaya başladı ülkeler. Küba deseniz 100 milyon kendi aşısını üretiyormuş ve ülkesine gelecek olan turistlere aşılama garantisi verip aşınızı burada yapacağız, tatiliniz burada geçirin diye böyle bir yavaş yavaş şeyler de başladı aşı turizmi olarak. Tabii tehlikeli, riskler göz önüne alındığında insanlar korkuyor ve en yakın sağlık kurumuna kendi bölgesinde bu dönemi geçirmeyi tercih ediyor. Ama kırsalda insanlar küçük gruplarla aileleriyle çıkıp 100 kilometre, 200 kilometreye kadar günübirlik bölgeleri gezip dönebiliyorlar, farklı zaman geçirebiliyorlar ve belki hiçbir halkla temas etmeden sadece o yöresel pazardan bir ürün alarak, belki lokantadan orada bir yemek tadarak o günü geçirebiliyor ve giderek bireysel grupların bungalov evler gibi, çadır gibi, karavan gibi araçları tercih edeceği anlaşılıyor. Evet. Bu konuda tabii ki tedbirlerin alınması lazım. Hem yerel yönetimlerin hem de bakanlıkların bu sektörün gelişmesi ve buradan bir yol açılması için yeni uygulamaların planlanması lazım. Evet. Çok teşekkür ediyorum başkanım size. Bugün ben bize teşekkür ederim. Aydınlattınız. Ben bizi izleyenlere çok teşekkür etmek istiyorum. Aslında izleyici sorun vardı ama maddim doldu. İnşallah bir sonraki görüşümüzde size aktarmış olalım. Efendim bu hafta bu kadar, haftaya başka bir şehirden haberler vermek üzere. Hoşçakalın. Teşekkürler.